Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlmihal derslerimizden teyemmüm bahsine gelmiş bulunuyoruz. Abdest alması veya gusletmesi gereken bir Müslüman su bulamadığı takdirde toprak ve toprak cinsinden taş, tuğla, kiremit, mermer, kaya, kireç taşı, alçı taşı, kum, çakılla teyemmüm yapabilir. Elbise kilim Halı üzerinde bulunan tozla da mecbur kalınınca teyemmüm yapılabilir. Teyemmüm hem abdest hem de gusül yerine geçer. Ayrıca suyu kullanmaya engel olan hastalık, korku, suyun uzakta olması gibi bazı özür ve durumlarda da teyemmüm caizdir teyemmüm yapılabilir. Toprakla abdest almak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş özel hususiyetlerden bir tanesidir. Teyemmüme delil Kur'an-ı Azimuşşan'ımızın Nisa Suresi 43. Ayeti Kerimesidir. Bu ayeti kerimede teyemmümle ilgili bölümde Bismillah feteyemmemu sa'iden tayyiba buyurulmaktadır. Temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır buyurulmaktadır. Teyemmümün farzları üçtür. Eskimez hocalarımızdan duyduğumuz kadarıyla iki darp bir niyettir. Önce niyet. Teyemmümde niyet farzdır. Birinci farz budur. Hangi ameli yapacağımızı tayin etmemizde faide vardır. Niyet ettim, Allah rızası için namaz kılmak üzere teyemmüm yapmaya diye mesela böyle niyet edilir. Veya niyet ettim Allah rızası için cünüplükten halas olmaya diye niyet ederek teyemmüm yapılmalıdır. Teyemmümde ikinci farz iki darp bir niyet dedik ya iki kere elleri toprak ve toprak cinsinden bir şey üzerine vurmak veya dokundurmak demektir. Eller açık olacak, kollar sıvalı olması lazım. Abdest alacağız çünkü. Birinci vuruştan sonra ellerimizin içiyle yüzümüzü mesederiz. İkinci vuruştan sonra da sol elimizin içiyle sağ kolumuzu, sağ elimizin içiyle de sol kolumuzu mesetmek suretiyle dirseklerle beraber teyemmüm abdesti almış oluruz cünüplük için niyet etmişsek cünüplükten kurtulmuş namaz kılmak için teyemmüm abdesti almışsak namaz kılabiliriz. Teyemmümün caiz olmadığı şeyler de şunlardır. Bu sayacağımız şeylerin üzerinde toz birikmişse yine Biraz önce dediğimiz gibi o tozla da teyemmüm yapılabilir. Teyemmüm yapılamayacak olan şeyler demir, bakır, tunç, kalay, altın, gümüş yağlı boya, plastik boya ile boyanmış duvardan teyemmüm yapılmaz. Eğer duvar daireler <laughs> kireçle badana yapılmışsa böylesi bir duvardan teyemmüm yapılabilir. Çünkü kireç de daha önce geçtiği gibi toprak cinsindendir. Ama diğer saydığımız şeyler toprak cinsi değillerdir. Teyemmüm yapabilmek için su aramak, suyu arayıp bulamamak, bir adile yani güvenilir bir kişiye sormak ve o adil kimsenin de salih bir kişi olması teyemmümün şartlarından birisidir. Bu şekilde su arama konusunda ihmal edilmişse su aranmamışsa su aranmadan bu şartlara uygun su aranmadan teyemmüm yapılmaz. Teyemmümün farzları ayrı, bu da teyemmümden önceki yapacağımız bir teyemmümle ilgili görevdir. Teyemmümün farzları olduğu gibi teyemmüm yapmanın bir de şartları var. Bunlar da birincisi niyet etmek, mesela namaz için temizlenmeye niyet etmek. İki, teyemmüm mahallini tam olarak mesh etmek, yani yüzü mesederken tam mesh etmek, kolları mesederken tam mesh etmek. Üçüncüsü teyemmüm ettiği şey yer cinsinden olmak. Yer cinsinden olmazsa üzerinde toz olması lazım gelir. Dört, yer cinsi ya da toz pak olmalıdır. Yani temiz olmalıdır. Beşincisi de suyun istimaline yani kullanılmasına hakikaten yani suyu bulamamakla, gerçekten suyu bulamamış olması lazım. Araştırıp veya hükmen, bu da suyu bulduğu halde gücü yetmemek, kudreti olmamak gibi. Suyu bulmuş ama suyu kullanamıyor. Kuyu var, kuyu derin, suyu çıkaramıyor. Su kuyu da var ama suyu kullanamıyor veya suyun başında suya kullanmayı engelleyen bir şey var, bir mani var. Yırtıcı hayvan var. Veyahut da hain birisi var suyu vermiyor. Yani bu şekilde suyu kullanamama gibi bir durumda olduğunda yine teyemmüm ile yani toprakla, toprak cinsinden bir şeyle abdest alınabilir teyemmüm abdesti. Teyemmümün sünnetleri Teyemmümün sünnetleri yedidir. 1- Teyemmüme başlarken besmele çekmek. 2- Ellerini temiz toprağa vurmak. Yani temiz toprak veya toprak cinsini üzerine koymak. 3- Ellerini vurduğunda bir kere öte beri, ileri geri çekmek suretiyle toprağın parmak aralarına girmesini sağlamak. Dört, dördüncü sünnet teyemmüm sırasında parmaklarını açık bulundurmak. Beş, elini topraktan kaldırınca parmaklardaki toz ve toprakları silkelemek. Çünkü elde herhangi bir şey olursa kaşa göze zarar olmasın diye. 6. Sıraya riayet ederek fasıla vermeden yani birbiri arasını fazla açmadan evvela yüzüne mesh etmek. Yedincisi de yedinci sünnette sonra kollarını dirsekleriyle birlikte bura bura ovalayarak mes' etmekten ibarettir. Teyemmümün sünnetleri de bunlardır. Su aramanın şartları. Su aramanın şartları da dörttür. Bir, insanların yaşadığı bir yer olmalıdır. İki, su olduğuna dair haber verilmesi gerekir. Üç, suyu bulacağına dair zanlı galip olmalıdır. Yani ararsam suyu bulabilirim demeli. Böyle bir zanlı galibi olmalı. Dört, korkulacak durum yoksa suyu aramak teyemmümün şartlarındandır. Ama korkulu bir durum varsa artık su aramaya da gerek yoktur bir kimse bu şekilde bu şartlara uyarak suyu bulamadığı veya bulup kullanamadığı takdirde teyemmüm etse, namazını kılsa, namazı kıldıktan sonra suyu görse, su bulunsa namazı iade eder mi? El cevap namazı iade etmesi gerekmez. Bir kimse toprak veya toprak cinsinden bir şey bulamasa ortalık çamur olsa yaş olsa bir parça çamur kurutup onunla teyemmüm edebilir. Yani bu şekilde teyemmüm etmesi gerekir. Bir kimse cünüp olsa su bulamasa ancak suyun camide olduğunu haber verseler teyemmüm ederek o suyu almak için camiye girebilir. Bir kimse camide bulunduğunda mesela itikafta veyahut da uyuduğunda ihtilam olsa camideyken kireçli duvardan veya duvarlar taş ise taşlı duvardan tozlu halıdan halılarda toz varsa tozlu halılar ile yani halıların üzerindeki toz ile teyemmüm eder sonra camiden çıkar böyle yapması daha uygundur. Yine bir kimsenin elleri kesik olsa abdest alamaz abdest imkanı, abdest alma imkanı yoktur. Fakat teyemmüm eder ve o şekilde namazını kılar. Bir kimsenin elleri ve ayakları kesik olsa, İmameyn'e göre yani İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre ondan namaz sagıt olur, namazı üzerinden düşer. Bir kimse abdest aldığında cumaya geç kalacağım diye teyemmüm yapamaz. Çünkü Cuma'nın bedeli vardır. Cumaya yetişemeyen öğlen namazını kılar. Bir kimse yolda ihtilam olsa, cünüp olsa teyemmüm eder. Sabah namazını kılar. Öğleye kadar gider. İkindinin vakti gelip öğlenin vakti çıkacağı zaman teyemmüm eder. Öğlenin vakti gir, ikindinin vakti girmeden öğleyi kılar. Yine bir kişinin merkebinde yani bindiği hayvanında su olsa, merkebini kaybetse teyemmüm eder. Namaz kılarken merkep bağırsa suyu bulduğu kesinleştiğinden dolayı abdesti bozulur. Bir kişi hayvanı üzerinde giderken arkadaşları onu beklemeyecek olsalar hayvanın üzerindeyken teyemmüm eder, ima ile namazını kılar. Hava çok soğuk olduğunda gusledecek olsa donacak veya organ telefi veya hasta olma korkusu olursa yine teyemmüm alır, ve namazını kılabilir. Bu yolcular için böyledir. Ancak seferi olanların, yolcuların yanında bir kiremit veya tuğla cinsinden bir şeyi taşımaları lazım gelmektedir. Görüyorsunuz dinimiz ne kadar güzel. Elhamdülillah. Aslında dinimiz kolaylık dini zorluk dini değildir el fatiha